Arkadaşlar, bu modelimizi isterseniz mevlüt örtülerinde, yazma kenarlarında, peçete kenarlarında ve havlu kenarlarında da kullanabilirsiniz. Kuyumcu kafesi olarak bilinen ve yeni öğrenen arkadaşlarımız için de yapımı çok kolay olan güzel bir iğne oyası modeli arkadaşlar. Bu modelimizi bakın burada yine peçete kenarlarında yaparak, sunum peçetesi olarak yaptığım peçetenin kenarına yapmıştım. Burada da küçük lalelerimiz var. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bunların yapımında paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Bunlar gibi peçete, havlu, örtü birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İçerisine farklı yine modeller yaparak da bakın burada da yine yapmış olduğum sunum peçetesi, iğne oyası çiçeğimiz var. Bir de arkadaşlar kullanışlı olsun diye ben peçetelerimize ve havlularımıza birçok yerde çıt çıt dikiyorum bu şekilde. Yıkandığı zaman çok kolaylık oluyor. Bakın bu da yine aynı modelin üzerine çalışmış olduğum yine modelden birisi arkadaşlarım. Bunların da yapımını paylaşacağız inşallah. Bakın burada farklı çiçeklerimiz var. Evde olan kumaşlarınızdan farklı farklı sunum peçeteleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da yine içerisine motifli olarak çalışmış olduğum bir model. Kenarlarında da aynı modele uygun. Altında bakın burada yapmış olduğumuz modelin üzerine aynısını uygulayarak bunu paylaşmıştım arkadaşlar. Diğer kanalımızda burada da tekrar paylaşacağım inşallah sizlerle. Evet arkadaşlarım, bugün bunun yapımından başlayalım. Kuyumcu kafesi iğne oyası modelimiz. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için de çok kolay olan bir iğne oyası modeli. Bunlar için ben suni ipek kullandım. Sizler oyama sırası veya suni ipek hangisi varsa onlardan kullanabilirsiniz. İpimizi iğnemize takmadan önce esneterek yaparsak daha muntazam olacaktır iğne oyalarımız. Arkadaşlarım, burada ben peçete kenarını çalıştığım için kıvırmadan direkt zürafamızı yaparak başlayacağım inşallah. Evet arkadaşlarım, ipimizi aldık. Hazır köşeleri dikilmiş ve yapılmış olan sunum peçetemizin kenarından başlıyoruz. Sizler bunu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz bu modeli. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. İpimizi düğümümüze atarak burada sabitliyoruz. Hemen biraz aralık vererek yan tarafına zürafamızı yapıyoruz. Yemeni veya yazma kenarına yaptığımızda bunu kıvırarak yapıyoruz arkadaşlar. Diğer modellerimizde paylaştığımız gibi. İğnemizi, bakın ipimiz iğnemizin üzerine gelecek şekilde tekli de dolayabilirsiniz. Çiftli doladığınızda düğümleriniz, iğne oyalarınız daha güzel olacaktır. Bazı modellerde tekli, bazılarında çiftli olarak çalışıyorum arkadaşlarım. Burada bakın aynı şekilde yapacağımız modele göre zürafa aralıklarını biraz daha sıkı ve bol bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, biraz daha yaklaştırayım. Bu sırada bütün etrafını zürafalarımızı yaparak devam ediyoruz. Arkadaşlar, burada zürafamızı yaparak bir kenarını devam ettim. Model çalışıyoruz burada. Sizlerin değerli vakitlerini almamak için bir üst sırasından devam edelim.
Altında da açık renk olduğu için böyle biraz daha koyulaştırmak istedim. Daha rahat görünür inşallah arkadaşlarım. Bakın yapımı çok kolay. Bu fil dişi veya kuyumcu kafesi olarak bilinen in oyasını üzerine birçok modellerden uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yine modellerin yapımını sizlerle tekrar yaptıkça paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Burada arkadaşlarım ipimizi aldık. Bir üst sırasında devam edelim. Yapımı kolay ve bir o kadar da ilerleyen bir model. Evet arkadaşlar biraz daha yaklaştırdım. Burada ipimizi sabitliyoruz. Baştaki ipimizi ben biraz aradan kestirerek diğer zürafamın arasından bu şekilde getirdikten sonra kesiyorum arkadaşlar. Bakın başlangıcında kötü bir görüntü olmuyor. Fazla olan ipinizi başladıktan sonra burada kesebilirsiniz. Zürafamızın tepesine batıyoruz. Sabitliyoruz arkadaşlar. Bir yandaki zürafaya inerken biraz bolluk bırakıyoruz. Onun yanındaki zürafaya bir tane zürafamızı yapalım. Yapmış olduğumuz zürafanın içerisine iğnemizin ipi üzerine alarak geri dönüyoruz arkadaşlar. Bir yanındakine batıyoruz. İpimizde biraz bolluk bırakıyoruz aşağıya doğru inerken zürafalarımıza bakın. İnerken bir yandaki zürafaya iniyoruz. İpimizin boyunu ayarladıktan sonra düğümümüzü sıkıca çekiyoruz ve düğümümüzü sabitliyoruz. Düğümlerimizi sıkı çekersek yün oyalarımızda bozulma olmayacaktır ve çok muntazam duracaktır arkadaşlar. Bir yandaki zürafamızın içine battık. Tekrar yapmış olduğumuz zürafaya geri dönüyoruz. Bir yandaki zürafaya basarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bakın tekrar göstereyim. Çok rahatlıkla yapabileceğiniz arkadaşlar kolay bir iğne oyası. Bakın hemen bir tane zürafamızın üzerinde bir tane zürafamızı yaptık. Yan tarafındaki zürafaya battık. Geri dönüyoruz. İğnemiz ipimizin üzerinde. Düğümlerimizi atıyoruz. Bir yanındaki zürafamızın içerisine İlk öğrenen arkadaşlarımız belki düğüm iki kere sarmaksa zor gelebilir. Bunlar da bazen ben de tekli de yaptığım var bazı modellerde. Çiftli, tekli dediğimiz bakın arkadaşlar bunu bir kere iğnemize sardığımızda tek düğüm atmış oluyoruz. Bakın onu da göstermiş olayım. Burada bir kere sardığımızda bu şekilde de oluyor. İğne oyamız çiftli sardığımızda da bakın hemen yanındaki zürafada iğnemize bir iki kere sardığımızda çiftli düğümümüz oluyor. Yine iğnemin üzerine ipimi aldım. İki kere sardım.
Kanalımızda birçok paylaşımlarımız var ve yeni videolarda yüklenmeye devam ediyor arkadaşlarım. Sizlerin yapmış olduğu değerli yorumlar ve beğeniler bizler için çok kıymetli. Beğendiğiniz videolardan da paylaşarak destek olursanız memnun olurum arkadaşlarım. Abone değilseniz abone olarak abonelikte üye olursanız memnun olurum. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Bakın peçetemizin bitmiş hali. Burada içerisine istediğiniz kanepçe işleyebilirsiniz. Kurdale işi yapabilirsiniz. İğne oyası hangisinden istiyorsanız veya sade olarak da kullanmak istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı, mutlu kalınız.